Herkese mutlu haftalar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Paris Saint-Germain'i ağırlayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde A grubundaki ikinci hafta maçında. Her şeyden önce başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Elbette ki zor, elbette ki kolay değil. Çünkü şampiyonanın elindeki müthiş oyunculara baktığımızda doğal favorilerinden bir tanesi olduğunu herkes kabul ediyor Paris Saint-Germain adına. Böyle bir gerçeklik var ama bu tabii Galatasaray'ın pes edeceği anlamına gelmez. Dün Fatih Terim'in söyledikleri önemliydi. Biz rakibimize saygı duyuyoruz, onların da bize saygı duyması lazım. Üzüntüyü anlarım ama karamsarlık yoktur dedi ve rakibi analiz ettik ve elimizden geleni yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde başka oynuyor Galatasaray, oynaması gerekiyor. Daha önceki yıllarda bunu ispatladı. Paris Saint-Germain'i bırakın, Real Madrid en güçlü döneminde geldi ve buradan mağlubiyetle ayrıldı. Dolayısıyla çok karamsar bakmamak lazım olaya ve Türkiye açısından bakmak lazım. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği puan, kazanacağı puan ya da puanlar, galibiyet ya da beraberlik Türkiye'nin de UEFA sıralamasında yerini belirleyecek nitelikte. O bakımdan ben ülke olarak bu akşam Paris Saint-Germain karşısında Galatasaray'ın en iyi sonucu, en iyi olabilecek sonucu almasının temel temenni olması gerektiği kanaatindeyim. Öncelikli olarak bunu belirtmekte fayda var. Çünkü abuk subuk yorumlar duyuyorum. Yani bu akşam farklı olur, işte rakip takım farklı kazanır, Paris Saint-Germain farklı kazanır ve bunun tadını çıkartırız şeklinde. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Yani Paris Saint-Germain'le oynayan takım Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ya da bir başka kulübümüz de olsa böyle düşünmemek lazım. Çünkü sonuç itibariyle oraya çıkan kulüp elbette ki elde edeceği galibiyeti taraftarını sevindiriyor ama ülke adına da büyük bir iş yapmış oluyor. Dolayısıyla Türkiye'den yana olan herkesin bence böyle düşünmesi gerekiyor. Birincisi bu. Tabii bu rakibi yenebilmek kolay değil. Ve aslında deplasmanlarda problem yaşayan, zaman zaman oyunda yapısal anlamda sorunlar yaşayan bir takım ama çok önemli, maçı her an değiştirebilecek oyunculara sahip. Onların başında da Neymar geliyor ama cezalı olduğu için bugünkü maçta oynayamayacak. Mesela Fatih Terim bir tespitte bulundu. Bütüne katılmıyorum buna. Diyor ki işte Neymar yok, Mbappe tam hazır değil. Dolayısıyla Cavani yok. Dolayısıyla Galatasaray avantajlı. Bunu söyleyenler yenilgiye zemin hazırlamaya çalışanlar ya da yenilgiyi arzu edenler diyor. Böyle bir şey yok. Tabii ki Neymar yoksa, Neymar'ın olmaması Galatasaray için büyük bir avantaj. Avantaj olmadığını söylemek yanlış olur bence. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Neymar yok ama Mbappe yarım saatlik performansıyla bile çok büyük işler yapabilir. Bunu gösteriyor. Ayrıca o yoksa işte Icardi gibi çok önemli bir transferleri var. O oynuyor. Ayrıca bu takım, yani Neymar da olmasa, Mbappe de, Cavani de olmasa bile defansın solundan tutun da orta sahada defansif olarak oynayan oyuncuya, kanattaki Di Maria'ya kadar bütün oyuncularıyla gol bulabilir. Dolayısıyla bunu bir temel avantaj olarak kabul etmemek lazım ama Neymar özel bir oyuncu. Yani Neymar'ın varlığı tek başına takım anlamına geliyor. Tek başına oyunu değiştiriyor. Kötü oynadığı maçlarda Paris Saint-Germain'i kurtaran adam oluyor ki deplasmandaki maçlara, örneğin Lyon maçına baktığımızda bunu rahatlıkla ya da Strasbourg maçına baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. O bakımdan Neymar'ın olmaması büyük avantaj ama buna rağmen Paris Saint-Germain'in yine her anlamda onun yerine koyabileceği, onun gibi olmasa bile maçı etkileyecek, maçın yazgısında belirleyici olabilecek oyuncular var ama o tek başına bir takım. Dolayısıyla onun olmamasının ben avantaj olduğunu bu çerçeveden baktığımızda düşünüyorum. Şimdi bildiğimiz klasik bir Paris Saint-Germain oyunu olacak. Tuchel de saygılı olduklarını ve Galatasaray'dan çekindiklerini ifade etti. Ne kadar samimiydi bu açıklama ayrıca sorgulanır ama savunmanın merkezinde Diallo yeni transfer, Thiago bence uyumlu. Sağdan soldan kanat bekleri iyi top taşıyorlar ama bu maçta bence belirleyici oyuncuları Angel Di Maria. Angel Di Maria'da her şey var. Uzun boylu olmasına rağmen çok yumuşak bilekleri var. Çok kolay adam geçiyor. Ortaları çok iyi. Sıfıra kadar iniyor. Ve kontra şutlar çıkartabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda kaleye doğru gidiyor ve kontra şutlar çıkartıyor. Hem gol pası vermek hem de gol atmak açısından Paris Saint-Germain'in istatistiki ve direkt oyun pratiğine baktığımızda en iyi oyuncularının başında geliyor. Hiç kuşku yok ki. Soriano bence yine iyi bir transfer ve orta alanda, orta sahanın önünde, forvet arkasında çok iyi işler yapıyor. Moutinho yine sağlam oyuncularından bir tanesi ve Paris Saint-Germain takımı bulduğu boşlukları, özellikle Galatasaray'ın savunmanın merkezinde derinlik sorunu var. Buraya tam anlamıyla Mariano, düzeltiyorum, Marcao ve Luyendam'a derinliği veremiyorlar, istedikleri derinliği. Bunları iyi değerlendirebilecek, her an 60 metreden, 70 metreden gol pasları atabilecek oyunculara sahipler. Bunu görüyorlar ve hızlı hücumu da iyi yapıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu noktalarda çok dikkatli olması gerekiyor. Sofyan Feghouli'nin Fransız basınına yaptığı bir açıklama vardı. Orada iyi tespit etmiş. Bir kere çok baskılı oynamaya çalışmalıyız. Yani onları döndürmeden ve onların oynamasına izin vermeden biz bir strateji geliştirmeliyiz. Bunu yaparsak
başarılı olabiliriz, neden olmasın diyor. Olabilir bence de, çünkü Galatasaray onların oynamasına izin vermeyerek kendi oyununu kabul ettirmeye çalışmalı ve bunun için de her momentumunda oyunun çok fazla mücadele etmeli. Yani rakipten daha fazla koşmalı, birebir de daha ısrarlı olmalı, dönen topları kazanma arzusu olmalı. Çok koşmalı, çok mücadele etmeli. Bunu yaparsa eğer başarılı olur. Şimdi Icardi mi oynayacak, Mbappe mi oynayacak forvet mevkide? Tuchel'in açıklamalarına bakarsak Mbappe 30 dakikada son oynadıkları ve kazandıkları Bordeaux maçında 30 dakikada çok yorulmuş. Gerçi nasıl yoruldu bilmiyorum. Sürekli pozisyona girdi ama Bordeaux'un kalecisi çok başarılıydı. Mbappe 30 dakikada oynasa çok yıkıcı olabilecek bir oyuncu. Belki de politik bir açıklama yaptı. Icardi değil de o Mbappe'yi 11'de başlatır ama görünen o ki Icardi ile başlayacaklar forvette. Mbappe her şeyi yapabilen bir oyuncu. Bulduğunda vuruyor. Çok temiz gol vuruşları var. Çok sade vuruşları var ama akıllı, sezgileri güçlü, iyi gidiyor. Ve birebir de mücadeleci, nereye koşu yapacağını çok iyi biliyor. Top tekniği, her şeyi olan bir oyuncu. Dolayısıyla dünya şu anda en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun 30 dakikalık performansı bile Galatasaray için büyük sorunlar yaratacaktır. Ona da özel önlemler alınacağı kanaatindeyim. Taraftar atmosferi iyi olmalı. Bugün hafta içi maç saat 22'de başlıyor. Geç saatte bitecek. Buna istinaden stadyum tamamen dolmayabilir mi? Böyle bir bilgi var bizde ama gelen taraftarlar da derbide olduğundan farklı olarak iyi bir performans sergilemek zorunda. Çünkü futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim de ifade ediyor. Galatasaray'ın bugün en önemli kozu taraftarı. Taraftarı bu akşam böylesine maçlarda iyi performans sergilerse Galatasaray'ın Avrupa'da farklı oynama motivasyonu da devreye giriyor. O bakımdan taraftar, futbolcu, saha içerisindeki futbolcu etkileşimi çok önemli. Monaco'da oynadığı yıllardan çok iyi tanıyor Paris Saint-Germain'i Radamel Falcao. Ben Radamel Falcao için de bu akşam farklı bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü onun motivasyonu çok yüksek. Dünden itibaren bir takım paylaşımlar yaptı sosyal medya hesaplarından. Onlardan bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla attığı ilk goldü ki Porto'dan sonra gitti. Atletico Madrid'e atmıştı bu golü. Çok estetik, çok akıllı bir goldü. Dolayısıyla onun motivasyonu yüksek. Bu akşam Falcao için de bambaşka bir akşam olacağı kanaatindeyim. Hoşçakalın.